Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yahudiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğu maslahatlaşıp gelişti. Aytdı ki: "Ey Muhammed, sizler Haybar'ı ve onun ekinzorlarını biz kali yaxşı bilmeysizler." Yani Haybar jaziradagi eng katta bir qul mozorlari bor bo'lgan mintaqa. Ya'ni Katiba degan mintaqani o'zida 40 mingta qurmo bor. Bu Nito va Shaq mintaqasidan tashqari. Arab jazirasida boshqa hech yerda bunchalik ko'p qul mozorlar, ekinzorlar yo'q. Yahudlar shuni aytayaptiki, biz Haybarni ekinzorlarni sizdan ko'ra yaxshiroq bilamiz. Ey Muhammad, agar xohlasanglar, bizni Haybarda qoldiringlar. Mulkdor bo'lib qolmaylik. Xizmatchi bo'lib qolaylik. Ya'ni sizlarga xizmatingizni qilamiz. Evaziga Haybar hosilini, bir yillik hosilini yarmini bizga berasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldi. Shunday qilib ular Haybarda qolishdi, musulmonlarga xizmatkor bo'ldi. Endi Haybarda qolganlaridan keyin ular yashagani uyga ham muhtoj. O'zlarining uylarini musulmonlarga mulk bo'lib o'tib ketdi. Musulmonlar yengdi ularni. Payg'ambarimiz ana shu uylarda turishlikka ham ularga ruxsat berdi, lekin bog', uy, Haybarda qanday boylik bo'lsa bu musulmonlarning mulki, ular faqat ijara bo'lib turadi, ijarada turishadi va musulmonlarga xizmatkor bo'ladi. Musulmonlar xohlagan paytda ularni haydab chiqarishlikka haqlari bor. Musulmonlar mana shu shartdan ularni qoldirishdi. Bir necha kun Haybarda turishganida musulmonlardan biri Yahudilarning podshosi Kanon ibn Abi Quqayqning uyiga kirib, yashiringan oltin kumushlar topib oldi. Sulhni bandlardan bittasi shuki, agar yahudlar oltin kumush yoki boshqa bir xazinani berkitib oladigan bo'lsa, bu narsa fosh qilinadigan bo'lsa, yahudlar hammasi qatl qilinadi. Shart shunaqa edi. Yana bu shartni yahudlar tomonidan turib shartga qo'l qo'ygan kishi Kanon ibn Abi Quqayq edi. Endi o'zi mana shu shartga xilof chiqdi. Uyga borildi, xazina chiqarildi. Payg'ambarimiz: "Ey Kanon, bu nima?" dedi. Kanon ukasi qattiq qo'rquvga keldi, chunki shartga muvofiq endi qana so'yla. Shunda Kanon: "Ey Muhammad, nafs, men zaiflik qildim, meni olsin, kechirib qo'ying" dedi. Hukmni yumshatmoqchi bo'ldi. Chunki aytyapmiz, hamma yahud qo'yilishi kerak. Bittasi oltinni yashiradigan bo'lsa. Payg'ambarimiz hukmni yumshatdi. Kanona bilan ukasi Rubayya olib keldi va mana shu ikkalasi qatl qilinishlikka buyurildi. Qolgan yahudlarni payg'ambarimiz qatl qilmadi. Vaholanki, qatl qilib tashlashlikka haqqi bor. Haybar g'azotining hoyasiga yetdi. Rasululloh chodirda o'tirar ekanlar. Qatl qilingan Sallam ibn Mushrimning ayoli Zaynab bint Xoris payg'ambarimiz oldiga keldi. Bu Marhabning inisi Xorisning qizi edi. Sallam ibn Mushrimning ayoli. Yahudiy ayol kelib: "Ey Muhammad" dedi. "Biz xiyonat qilganimiz uchun hammamizni qatl qilib tashlashinglar mumkin edi. Lekin bizni afv qildinglar. Shuning uchun sizlarga biz bir valima, ziyofat tayyorladik." Bir qancha pishirilgan taomlarni olib kelib payg'ambarimiz oldiga qo'ydi sahobalari bilan. Bu pishirilgan taomlarning orasida pishirilgan qo'y go'shti ham bor edi. Qo'y bor edi. Pishirilgan qo'y bor edi. Va bu qo'yni zaharlagan. Zaynab bint Xoris mana shu qo'yni tayyorlayotib so'radi: "Muhammad, go'shtni qaysi qismini ko'proq yaxshi ko'radi?" "Yelka go'shti, qo'y go'shti" deyishdi. Ana shu joyiga zaharni ko'proq soldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirdi, taom oldiga olib kelib qo'yildi, boyagi zaharlangan qo'y ham qo'yildi. Sahobalardan Bishr ibn Daro roziyallohu anhu birinchi bo'lib luqmani chaynab, birinchi bo'lib yutdi. Qolgan sahobalar chaynashayotganida go'shtdan payg'ambarimiz to'xtaydilar. Payg'ambarimiz ozgina chaynab, ozgina yutgan edi. "To'xtaydilar" dedi. Tushirib tashlaydilar. Sahobalar: "Sizga nima bo'ldi, ya Rasululloh?" Rasululloh aytdilar: "Bu qo'y zaharlanganligini menga aytdi" dedi. "Pishirilgan qo'y menga zaharlanganligini aytdi" dedi. Hamma tushunib tashladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ozgina zahardan yutgan edi. Luqmoni buni yutgan sahoba
Beşir ibn Dara aytdi ki, ya Rasulullah, men birinchi luqmani yutganim deylar, bildim, zaharlayman. Lekin sizni chaynab turganingizni ko'rib turib, siz tupurmayotganingizda men tupurishni xohlamadim. Ya'ni qanday qilib siz chaynab yutsiz, men yutmayman dedim. O'zimiz jonimiz sizdan ustun qo'ymadim dedi. Ularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati shunday, zaharni yeganini bilsa ham, Rasululloh tupurmadi-yu, qanday tupuraman deb yutib tashadi. Beshir ibn Dara roziyallohu anhu mana shu zaharni kelib shol bo'lib qoldi. Bir yildan keyin u kishi shu zahar sabab vafot etdi. Vafot etgandan keyin payg'ambarimiz Zaynab bint Harisni qatl qilishni buyurdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umri davomida mana shu yutgan zaharni alamini o'zida sezib yurdi. Vaqti-vaqti bilan bu kasal qo'rqib turardi, Rasulullohni qattiq alamni og'ini sezardi. Payg'ambarimiz aytadi, haybada yegan qo'y sababli og'riqni sezib yurdim deydi. Ya'ni bu hadis payg'ambarimiz vafot etishidan buni aytgan. Bu dedi payg'ambarimiz, menda yurak tomirini uzilishini boshlanishi edi dedi. Menda ana shu yurak tomirini uzilishini boshlanishi shu dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot etganidan keyin mana Ibn Qoyim Javziy aytadi, Rasululloh mana shu zaharni ta'sirida shahid bo'ldi dedi. Rasulullohni vafot etishligi ham shahidlik deb hisoblanadi, chunki ana shu g'azobda kishiga berilgan zarbani ta'siri bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustida hamma sharaf, hatto shahidlik sharaf ham jami. Haybat g'azobi nihoyatiga yetdi. Musulmonlardan 19 kishi shahid bo'ldi. Yahudlardan 93 kishi. Payg'ambarimiz mana shunday bir holatda turganida bir jamoa odamlar keldi. Bular Habashistondan kelgan muhojirlar. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zi bilan Habashistonga hijrat qilib, mana shu joyda Haybargacha turgan kishilar. Ularning boshlig'i Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu edi. Ularni chaqirib kelishligi uchun payg'ambarimiz Amr ibn Umayya Zumriyni Habashistonga jo'natgan. Muhojirlar Habashistondan Madinaga kelganida musulmonlar Haybarga chiqib ketgan edi. Ular ham biz ham qatnashamiz deb Haybarga kelishgan edi. Ular kelganda Haybar g'azobi nihoyasiga yetgan edi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ja'far ibn Abi Talib va Habashiston muhojirlarini ko'rib turib aytdilarki, "Vallohi ma adri bi ayyihima ana asar. Abi fathi Haybar am bi qudumi Ja'far." Vallohi bu ikki ishni qaysimizdan ko'proq xursand bo'lishni bilmayapman. Haybarni qatl bo'lgandan xursand bo'layapman yoki Ja'farni kelganligidan. Shunday qilib Habashiston yo'lidagi muhojirlar Haybar g'azobi nihoyasida Madinaga qaytib kelishdi. So'ngra ana shu muhojirlarga ham Haybar g'animalaridan o'lja berishdi. Nasiba berishini buyurdi, chunki ular ham qatnashamiz degan niyatda kelishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudlarni hali suv kelishmasidan avval qochib ketganlari Hadak degan mintaqaga borgan edi. Keyin payg'ambarimiz Hadakka bordi, u yerda yahudlarni sulh bilan ularni ham fath qildi. Haybarda nimaga kelishmagan bo'lsa, Hadakdagi yahudlar ham xuddi shu shartlarga ko'nib payg'ambarimizdan suv kelishdi. Yana Vodil Qura degan mintaqa bor edi. Bu yerda ham yahudiylar yashardi. Ular bilan jang qildi, ularni nimalar bo'lsa hammasini payg'ambarimiz o'lja qilib qo'lga kiritdi. Mana qarang, Hadak, Vodil Qura, Taymo degan mintaqalarda ham yahudiylar yashardi, lekin u mintaqalar haybarchalik katta qiymatga ega emas. Taymo mintaqalari payg'ambarimizga jizya berishga rozi bo'lishdi. Urushda ham qolamaymiz, islomni ham qolamaymiz, jizya to'lab yashaymiz deyishdi. Mana shunday qilib yahudlar yashaydigan hamma mintaqa fath qilindi. Hammasi sulh bilan yoki jang bilan olindi, faqatgina Taymo yahudiylari jizya bilan qoldi. Arabiston yarim orolida, jazirada yahudiylar shunday qilib qoldi. Payg'ambarimiz tirik davrida yahudlar bor edi jazirada. Abu Bakr davrida ham bor edi. Umar ibn Xattob davrida ham bor edi. Lekin Umar ibn Xattob davrida yahudiylar Haybarda bir musulmonni qatl qilib qo'yishadi. Umar ibn Xattob qotillarni yetib berasizlar. Ular itoat qilishdi. Agar tutib bermasanglar, hamilarni jaziradan haydab chiqaraman. Yahudlar qaytarlik qiladi, tutib berishmaydi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hamma yahudiylarni jaziradan haydab chiqaradi. Umar ibn Xattob davrida yahudlar chiqib ketgan, faqat Taymo yahudiylari qoldi, chunki ular jizya bilan turishgan.
Müslümanlar Haybar'dan kaçıştı. Kaçıyorken de onların koşulunun arkasından tentik, ahmak boyan Uyayna İbni Hısın özünü askerlerle Müslümanlar'da koşulunun arkasından şu aldı. Haliyen birer nasıl alış ümidi var. Müslümanlar yıkıyım kuması boyan payıda Peygamberimiz koşulunu önce karattırıp vurmuşluk ediyor. Müslümanlar şimdi önce cenk kuması olup koşulunu önce sorulaşken payıda korku kaçıp geçti. Çünkü 10 bin Yahudini kalasıyla turgen bir yengen Müslümanlar kendi kılıp olan yengen. Şuna kılıp Uyayna İbni Hısın ortaya kayıp geldi. Mekke ahlı Müslümanların Haybar'a ketkeni giden haberi var adı. Cenk buradakini yine bilişe aradı. Mekkelikler, Kureyş. Şimdi ne mi bilen nehaya topkenini hala eşleşme geldi. Haber kusturuşkeni. Bana Haybar kıssasını bana şu vakıya bilen açtık etmez. Haybar'dan Mekke'ye birinci bulup Haccac ibn-i Allah isimli bir Müslüman çıktı. Bu özü kafir idi. Kafir idi. Haybar fethi bu yanından ki İslam'da kabul etti yanında. Haccac ibn-i Allah. Kelip etti ki ya Resulullah, beni Mekke'de haklarım var. Saudagerlerde haklarım var. Barıp okey olaya ruhsat vereyim. Peygamberin ruhsat veriyor. Haccac ibn-i Allah etti ki ya Resulullah, ben haklarımı alış için az gün yalvanan yapmışım gereği dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunca ruhsat veriyor. Şimdi Mekkeliler haber kütüktürüptü. Birinci dolup Haccac şirk. Ular ne mekâ? Haybar'da ne mekâ oldu? Ne mekâ? Çünkü 10 bin koşullu var Yahudiler özünü karansa kuruldu. Müslümanlar da yeniyamıydı ve kütüktür yanıdı ular. Haccac'dan ne mekâ haberde sonra yanıdı artık ki Muhammed mağlup oldu, asır düştü, onu sıladı oğluyla yap geledi dedi. Kureyşliler de kuvantini çekiyor oğlu. 3 günü bayram kılıcı vardı. Çünkü ular havlayan haberde eşitmişti. Şimdi bu haberde Peygamberimizin amakisi Abbas ibn Abdülmuttalif'e eşitirken. Resulullah'ın asıl düşkenliğini eşitir, mağlup boyanı eşitir, onu yıkılıp kaldı. Turamaya kaldı. Kattı bir kesel yetti. Üyüge kötü araba barıştı. Haccac ibn-i Allah uzun Müslümanlığına bildirmeyen endi men sizlarga bu xursandchilikni olib kelganimiz so'yinchisiga haqlarini yig'ib beringlar dedi. Qurayshliklar sen haqlisan bunga deyishdi-da 3 kunga qolib qolmasdan yig'ib berishdi. Haccac ibn-i Allah aytadi men dedi 10 kunda ham yig'olmasdim o'zim dedi. Lekin bu xursandchilikdan ular quvonib 3 kun yig'ishdi dedi. Abbos ibn Abdulmuttolib kasal bo'ldi va onidan tura olmay qoldi. Siqilganidan menga dedi Haccacı çakırıp gelirler. Haberde yakışırak sonra kandaya buldu, ne mi buldu? Onu uzun çakırıp gelişti. Üyüge kirgeni de Abbas İbn Abdülmuttalip Haccacı ne mi buldu? Kandaya kılı yenildi, kandaya asır düştü, mege ayeti verir bu nasalarında. Haccacı büyüdeyle çıkar taşlara yedi. Yanını tuturken tam adamı çıkar. Abbas bulan Haccacı'nın Allah'ına oldu. Ya Abbas dedi, Muhammed Aleyhisselam hayriyette dedi, Yahudiler de yendi, kalaların hamasını fak kıldı, ülkeler de oldu, Yahudilerin padişahını kızı gibi ilanladı. Abbas'ın keseli, ruhu keseli gibi. Şart türüp etti onlara. Çünkü onu 30 günlerde şu haberdi, şimdi tüm 100 günlerde bana şu haberdi. Türüp, yürüp çıkıp köşeye haber kılamandı orada, Haccacı ayette, ya Abbas haber kıldı. Sabır kıl, haklarını yetiştirirsin. Alıp ket kolayı, ket yanından keyin, ineç koru. Abbas Atımayla bizim ketesem dedi, 3 günden keyin yaparak. Haccacını alıp, hakkını alıp ketti. 3. gün ötken de Abbas en kımmat çıralı kıyılarını kıyıp, şu boylarını tepe kötü geçirdi. 3 gün çıkanı koyana büyüdü. Şimdi Kureyş karar, ha Abbas, bu musibetteki celat mı dedi, yani sabır takat mı? Bardaş mıydı? Yok mu bu? Hani üç gün yok ettiğinde. Abbas attı, haber sılarak kendi kanat eken, haber ondak eken, ondak eken, ondak eken bırak diyor. Kureyşli ümidi püske çıktı. İşenişmedi. İşenişmedi. Kütüştü yine bir kere adamı. Fakat yine 5 gün ötkenden keyin hakiki haberini alıp
Haybar tomonidan boshqa odamlar keldi. Shunda musulmonlar g'olib bo'lganligini Quraysh xabar oldi. Shuni qilib Haybar g'azoti nihoyasiga yetdi. 7-yil Shabon oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob roziyallohu anhu boshchiligida bir to'p sahobalarni Xavozin qabilalarini adabini berish uchun chiqardi. Sariya yubordi. Bu Turoba sariyasi deyiladi. Musulmonlar borguncha u Xavozin qo'rqib qochib ketgan edi. Chunki musulmonlar Xandaqda kim qatnashgan bo'lsa adabini beryapti edi, ta'zirini beryapti edi. Ular hushyor edi, musulmonlar kecha qochib ketdi. Umar ibn Xattob shunaqa qilolmadi. Qaytib kelishayotganda Xus'un qabilasidan bo'lgan bir toifa odam yo'liqdi. Xus'un qabilasi. Sahobalardan biri Umarga yo'naldi. Agar ko'p desak, Xus'unlarga hujum qilamiz dedi. Umar ibn Xattob buni dedi. Rasululloh meni Xavozinga yuborgan. Xus'unga emas dedi. Hujum qilish imkoniyati bo'lib turib, Xus'unga hujum qilmayapti. Vaholanki ular ham qandayda qatnashgan edi. Maqsad u g'anima, maqsad o'lja birodi qatl qilish emas. Maqsad Rasululloh itoati edi. Rasululloh menga Xavozinni buyurgan, Xus'unga hujum qilmaymiz dedi. Shu yilning 7-yilning, mana shu 7-yilning Shabon oyida yana payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Banu Fuzora va Banu Kilab qabilalariga chiqardi. Yani ko'ring, payg'ambarimiz Xandaqda musulmonlarga qarshi kelgan 10 ming qo'shin kimlar qatnashgan bo'lsa bunda bittama-bitta payg'ambarimiz ta'zim beryapti. Bittama-bitta. Abu Bakr Banu Kilab qabilasiga duch keldi, hujum qildi, qatl qildi ulardan, asir oldi, Madinaga qaytib keldi. Yana 7-yilning Shabon oyida Fadakka sayri yo'l oldi. Mana Banu Murra qabilasi bu ham Xandaqda qatnashgan. Banu Murra Ghatafon bilan urug'chilik yuboradi. Agar esimizda bo'lsa, Uyayn ibn Hisn yahudiylarga yordam beraman deb turganida Xors ibn Auf Banu Murraning sayidi, sen ularga yordam berma. Yahudiylarning 2 marta so'yilishi bor degani eshitganman deb qaytargan edi. Mana shu Xors ibn Auf. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bishr ibn Sa'd roziyallohu anhu boshlik 30 kishini Banu Murraga jo'natdi. Banu Murra ularga musulmonlar kelishini bilishardi. O'zlaridan juda bir uzoq masofaga tiqilmalar qo'yib qo'yishgan edi. Bishr ibn Sa'd 30 ta sahoba bilan kelarkan hali ularga uzoq. Deb xotirjam bo'lib qolishgan edi. Kutilmaganda to'satdan Banu Murrani tiqilmas hujum qildi. Ikkita qo'shin o'rtasida jang bo'ldi. 30 ta sahoba hammasi qatl qilindi. Hammasi shahid bo'ldi. Faqat Bishr ibn Sa'd roziyallohu anhu yarador bo'ldi. Qochib Fadakka kirdi, yahudiylar himoyasiga oldi. Fadakdagi yahudiylar bilan payg'ambarimiz sulh qildi. Uni himoyasiga olishi shu bilan Bishr ibn Sa'd omon qoldi. Mana shu 30 ta kishini mag'lub bo'lishligi o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Chunki Haybarda bo'lgan g'alaba, undan avvalgi bo'layotgan janglardagi g'alabalarni ko'rib mushriklar, ha bu musulmonlar yengilmaydi, bular bilan urushib bo'lmaydi degan xayolga borib qolishgan edi. Endi bu 30 ta odam mag'lub bo'lgandan keyin, bular bilan urushsa bo'lar ekan-ku, bularni yengsa bo'lar ekan degan jur'at paydo bo'ldi. Shu yilning 7-yili, Ramazon, 7-yilning Ramazon oyida 130 kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'olib al-laysi boshlaydi. Bani Sa'lab, Bani Avol bana adamini bergan yubordi. E'tibor bering, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarga adovati bo'lgan, musulmonlarga bir dushmanchilikda qatnashgan mana shu qabilalarga bitta-bitta adabini beryapti. G'olib al-laysi roziyallohu anhu 130 kishini yetalab Bani Sa'laba yerga qarab ketdi. Endi Bishr ibn Sa'dni ishidan keyin nohaqqa hushyor bo'ldi bu sahoba. Chunki pistirmaga to'g'ri kelib qoldi, bu 30 ta sahoba shahid bo'lib ketdi. Endi shunday bo'lmasligi uchun bu kishi nohaqqa bir hushyor bo'ldi. Qo'shin hali Banu Sa'laba yeriga yetmasdan turib, oldiga odam jo'natib ketdi. Odam yuborardi, kishini yo'lini yuborib, keyin yurardi. Bu sariyada musulmonlar g'olib bo'lishdi. Mushriklarni anchalarini qatl qilib o'ziga qo'ylarni olib Madinaga haydab kelishdi. Lekin ana shungacha bo'lgan ba'zi ishlar bor. Banu Avol ham ehtiyotlik yuzasidan xuddi Banu Murra kabi atrofga josuslarni qo'yib yuborgan.
Bana aval kabilesi ketiyken idi bunlar. Hala bana aval yerlerine yetmezsen durup, Galibun Laysi haber kap gelişi için özü aldığı bağ. O kişi eter. Men aldığı bağdım dedi, bir tepelike götürelim. Tüm şüphesi başlayan idi. Karanlı başlanıp kalıyor. Şimdi köterli karasan, bana avalmayın, yani müşriklerin koşunu cenge terlene kendini gördüm. Kördüm ben, onların saksını beni körüp kaldı. Onların güzel tutuştu ki bir adamı kop koyandı bana deyip. Beni körüp kaldı. Yani tüm şüphesi başlayanı için, karanlı barışı başlayanı için, beni adamı gibi bilmedi dedi. Tikeleye karar kaldı, beni kamirlaşıp korkuturdu. Çünkü kamirlasa, Müslümanlar kepti de haber kıladı, biz ki onlar kucun kılışı mümkün oldu. İkala adam burada yakarak duruptu, birbirine bu körü yaptı, nereye adamı yine bilmiyordu, kımırlamasını tuttum. Sakçı yanında ayalı var. İkala karak durup ayetik ayalı gibi, ooo namı kara nasıl keçe uyudu yoku dedi. Körü yaptı, nümay yine asleta mı yaptı? Galib-i Laysi eşli yaptı yaptı. O namı kara nasıl yoku bir yerde dedi, keçe. Dedi de, kemanıma geçiydi. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Kınırlarına kırıptı, keman da aldı, ok su aldı, ok. Ok gelip, Galib-i Laysi diye kefiye sahip. Kınırlamadım, sabır kıldım. Kınırlama yanını körüp durup, bu müşriklerin saksısı, vallahi dedi, hatakı yanamıyor dedi. Yine bitti orta geçiydi. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. İkinci oku saldı, yine attı. Yine yeni kefiye kefiye sahip. Bu sahabanın sabrını görün, matanatını görün. Çünkü hazır az yine besabirlikse Müslümanlar ki yine başı dokaladı. Müslümanlar ki hücum kılışı ki fırsat dokaladı. Kımırlamadım. Şimdi hamle zümmetçe çömgeni ben ki seken düştü, hayatı bağlı. Cerahatı kattırmaz oldu. Hücumda özü yan katmıştı. Galib-i Laysi hayatı bağlı, koşuneli hem de büyüğü verdi. İki kişi bile yürüsün. İki adam şehri boyuyuz. Çünkü hücum tümde boladı. Şehrin yokatı koyan adam, yani haberdar doktorsun. Kalbinin yanındaki kanı şehrin de bilmeyemem demesin de Galib-i Laysi iki adam bile yürüsün. Hücum kılındı Tosat'ta. Müslümanlar onları yendi. Hakıl kılıçtı. Özgelerde oluştu. Arkasıya kaçtı. Usamad-ı Müzayyib radıyallahu anh bir ansariyi bilen şehre gitti. Koşun kaydıyken de Bana Aval kabilesinden, mağlup bugün kabileden bir kişi koşunun arkasından erçildi de Ansari ve Usamad-ı Müzayyib arkasından gelip İslam ve Müslümanların hakara kıldı. Peygamberimizin maskara kıldı. Usamad-ı Müzayyib Peygamberimizin ne bir katarı değil. Bana burası Zeyd-i Muharrisi hala tabanlığı ayetleri nazıb olmasından kılıp Zeyd-i Muhammed'e çakırırlar. Zeyd-i Muharrisi de Peygamberimizin çizkinler gibi kul bakıyor ya. Hala Peygamber bulmasından Allah. Ata anası, atası topu, balasını kul bakıp gittiğine yine topu, Harisa. E Muhammed, beni oğlum sende kul eken, etken pulunca satı alıp kaytara hareket hemen de yende Peygamberimiz, hala Peygamber bulmayı durup, satmayayım ben dedi. Satmayayım ben, Zeyd'e ihtiyacı veremem dedi. Usaman atası. Eğer taklasa, silahından şimdi beceriye getiriyordu, eğer taklasa mıyım bilen kalırdı. Şimdi Zeyd-i Harisa'ya Peygamberimiz bana bu kere kişinin tanesi mi dedi? Zeyd-i Adan, bu atan bu amacım dedi. Sizge ihtiyacı verdim dedi. Hele Peygamber bu meyturu. Haklıyım bu lablan ketin, haklıyım bulan kalın. Zeyd-i Harisa'ya dedi. Siz bulan kalama dedi. Kul bolu konuşuyla halı yaptı. Peygamberimizin kolu da atanasından ketişildi olmayı. E bana esniğini yıkıdı sayesinde ki vallahi dedi. Muhammed mence kıyan muamelesini atanamam kılamıydı. Ben kaldım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ahlakı şimdi bir ağrı ahlakı koyan ki peygamber bu meydanı kul, kul bolu kalışıya razı oluyor. Özü kuldu bitti ağzısı değil mi? Azab buluş mu? Peygamberimiz Zeyd'in özlüğü koyan muhabbetini körüp Kureyş'te oraya çıkan idi. E Kureyş, Zeyd bir günden başla benim oğlum dedi. Yani o muhabbetteki muhabbetle cevap vergendi peygamberimiz. O benim miras sorum dedi. Şu günden başla ataları ketti, Zeyd'in Muhammed değil yani. Kendi tabanlığı ayetleri düşkenden ki Zeyd'in Harisa'da baytelendi. Şimdi Usama bana şu Zeyd'in oğlu.
Boyagi bana avuk kabilesinden bu genç kişi İslam'ı soştu, Müslüman'ı soştu, Peygamber'in mazhara kaldı. Bu somatımıza bu okuya kaçıp kuyup geldi. Koş hali ki bana avuk. En çekeçe kuyup vardı, yetenmezsen kaçıp gelip hoşumuna yana getirdi. Boyagi müşrik yine avukasına gelip, yine söküp, yine hakaratlı Müslümanlardı Peygamber'imizi devam ettirdi. Usama yine kuyup geldi arkası da. Hali ki Ansari şehri geldi ki, ey Usama dedi, onu halı koy dedi. Yolu idam ettirdi. Vallahi, hani kılı halı koy hemen, Peygamber'imiz mazharalattır ki dedi. Yine hali ki bana avallik gelip, yine söküp hakaratlı işte boşta gelip ayıp da, iki alak kuyup geldi. Usama'nın zaten Ansari. İkalası onu kuvup bir darakta yiyetken yeti barışı ikalası. Ansari kılçını köterdi. Usama'nın zaten kılçını köterdi. Şunda haliki müşrik aşkadu Allah ilahe illallah ve aşkadu anna Muhammed Resulullah da var. Kılıç köterken de ikalası hava. Ansari kılıç tatlı var. Usama'nın zaten şart çarptaşı. Kelime keltirgenden ki çarptaşı. Lekin kelimeni kayıtsa olasa getiriyor. Üstüce kılıç götürülüyor. Ansari, ey Usama, şehadette etkenden kim çoktaş edeyim mi? Usama'nın o kılıçtan korku etti dedi. İslam ve Müslümanları söküp, Peygamberimizi mazhar kılıçken işmediyim mi dedi. Ansari indi mi? Kelip koşunca koşuluştu. Ansari, galibin leysiyle emirge, Usama'nın genişine etti. Galibullah ise etti, ey Usama, kendi kılıç şahadet kelimesini kirtirgenle katıl kılıçtı. O etti ki, kılıçtan korku etti, kılıç çıkarıktır da etti, o gün avun Müslümanlığı mazhara kılıyatıldı, Peygamberimize hakalat kılıyatıldı. Galibullah ise indemedi, Medine'ye kaç gelişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bu sariyenin haberini etti, nümeşilaz oldu, kandeyi buldu. Şurada Katar'ı da Usama'nın kıyan işini Peygamberimiz'e etti. Demek, korku etti mi, korkmaya etti mi, kelime getirgen kişi, karayın bu ümrüde Müslüman bulmayan, hırmette la ilahe illallah demeyen o, bir rekat namaz okumayan, hırmette bismillah demeyen, umuman, gırt kafir boyan adam, ağzından kelime çıkıp gitti. Bana indi şunu, şu işte kıyam, Usama'nın Peygamberimiz kanda itaat kaldı. Resulullah Usama'nı çakırdı. E Usama? La ilahe illallah, Muhammed Resulullah degen kişinin kendi katıl kılıçı. Ya Resulullah, o kılıçtan korkma etti dedi. Peygamberimiz, kalbini yorup gördünüz mü dedi. Kayağıdan bile ihtimal, bana şu lafzada Allah'ın kalbine imanı vergen dedi. Bana şu cadı bir kalbine ihtiyat vergen dedi. Şimdi kıyamet günü, la ilahe illallah'ın ne kılarsan indi? Ya Resulullah, o kılıçtan korkma etti dedi. Peygamberimiz etti. Şimdi kıyamette la ilahe illallah'ını ne kılasan? Şimdi kıyamette la ilahe illallah'ını ne kılasan? Şimdi kıyamette la ilahe illallah'ını ne kılasan? Dedi, kaytar olurdu. Usama'nın zeytetedi. Kaniydi, neydiydi? Bana şu günden avval İslam geçirmeyen bu yanında. Şu gün geçir Müslüman bulma yanında yakşı olardı. Bana şu iştikmeyen bu olardı. Kaniydi bana şu gün İslam geçirgen birinci günün bu seydi. Dip arzu kıldı. Yani bu iş ne İslam geçirgenimden keyin oldu. Eğer İslam geçirmeyen bu yanında Müslüman halkında kımayan bulardım. Ona adamla, kelime getirgen adamla kanun tövmeyen bulardım. Karayla buradalar. Korku aitti mi? Korkmaya aitti mi? Bir madde la ilahe illallah de koyan adamla hazır maskaralar duruldu. Çarparsa Peygamberimiz kançalık ağır ol yaptı buna sana. Kıyamatta indi ne kadar cevap verirsen la ilahe illallah deyken adam odur genindir. Üçüncü bir Müslüman adamın kanun töküşlüğü en katta günahlardan buradır. Ev namaz okuydu Müslüman olmaz. Ev namaz okuydu bana bir dakika olsun. Ramazan'ı bana kıladı. Ha bana kıladı bana kıladı. Buradalar bir adamı kıyan günahı olan kafir demeyimiz biz. Kelime getirdi mi? Kafir demeyimiz o. O kıyan günahı gelişe Allah da uzun kitap kitap kıladı. Şunun için Usama'nın Zeyd radıyallahu anh'u bana şu işten keyin bana Müslümanların ortasında fitne oldu. Müslümanlar birbiri yıkılış götürüştü. Usama'nın Zeyd katnaş geliyor fitneler dışarıda. Haydar dedi, men dedi,
Mirdosni ishidan keyin ana shu mushrik ismi edi. Mirdos ibn Muhayyib. Mirdosni ishidan keyin musulmonning yuziga qilich ko'tarmayman hech qachon. Endi qaranglar. Aroq ichayotgandi, zino qilayotgandi, shariat hukmi bilan yashamayotgandi. Lekin o'zini musulmonman deb tan oladimi shu odam? Tan oladi. Chora-chulpa bo'lsa ham la ilaha illalloh deb aytadimi? Aytadi. Demek ularda biz kofir deyishligimiz mumkin emas. Ularda qoni harom. Alloh taol aytadi: "Astag'fir billah. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu 'adaban 'azima." Musulmonning qoni birodarlar harom musulmonga. Alloh aytadi: "Kim bir mu'minni qasddan qatl qilsa, qasddan o'ldirsa, bas uning jazosi jahannamdir. Unda abadiy qoladi. Alloh unga g'azab qiladi va la'natlaydi va unga buyuk azobni hozirlab qo'yadi." Aytayapmiz, mana Mirdos ibn Muhayyib qilichni ko'targanda o'limni ko'rgan paytda kalima keltirdi. Lekin mana shu kalimasini ham payg'ambarimiz Usomani itob qilib tashlayapti. Nima qilasan endi qiyomat kunida mana shu kalima? Chunki ehtiyot bo'laylik. Bir musulmonning qonini halol deb olishlikka, bir musulmonni qatl qilishidan, mana shu qatlga sabab bo'ladigan ishga qatnashib qolishidan Alloh panoh bersin. Payg'ambarimiz aytadilar, modomiki bir mu'min boshqa bir mu'minning qonini to'ymadimi? Demak, u yaxshilikdi. Modomiki bir mu'min ikkinchi mu'minning qonini to'ymadimi? Demak, uning ishi yaxshi xolos. Chunki oyatda aytdi, kim musulmonni qasddan qatl qilsa, jahannamda abadiy qoladi deyapti. الله سبحانه وتعالى كرز اصلاح أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته